Canım nerede benim? Düşürdün mü acaba? Yok canım, buralardadır. Otelde unuttuk belki de. Allah Allah. Hah. Bak burada buldum. Da bu ne biçim anahtarlık ya? Çöpleri karıştırıyorsun artık. Ama Mete'nin dudakları değil bana. Ya. Ya kızım, söyle de kurtul abime olan aşkını. Vallahi bak, bana fenalıklar geliyor. Sakın, sakın bak Mucu, vallahi yüzüne bakmam. Bu yeni takdir edilmiş şerlerini var ya, sökerim böyle, yutarım sonra diye boğulurum. Sen de vicdan azabından ölürsün. Tamam, tamam. Aldım öyle bir anda. Şey ya, anahtarlığı düşündüm de. Cem yapmıştı bunu bana çocukken. Yani farkında bile değilim ben bu anahtarlığı. Cidden ya, ben en iyisi kendime böyle doğru düzgün bir anahtarlık alayım. Baksana şuna, şıkır şıkır. Hayır yani, o kadar şıkır diyor. Yine de fark etmiyorum düşürünce. İnsan çocukken gerçekten biraz salık oluyor galiba. Çöp falan karıştırıyordu. Allah'tan Burcu'dan başka gelen duyan yok. Kızım, neredesin sen? Herkesi merakta bıraktın anneciğim. Hayır, yanında Ayaz'ın olduğunu bilmesen vallahi ortalığı ayağa kaldıracaktım. Anneciğim, sen o konuyu hiç sormasan. Sordum bile anneciğim artık. Anlat bakalım neler oluyor. Ya araba bozuldu. Sonra yolda kaldık. Böyle acayip bir pansiyon bulduk. Of anne, işte bir sürü şey oldu. Biz yarın konuşalım. Ben çok yorgunum. Öykü, ben sana bir şey diyeceğim. Siz Ayaz'la çok fazla bir arada görünmeseniz iyi olacak galiba. Ama anneciğim... Aması maması yok çocuğum. Bak, herkes seni Mete ile evlendin zanneder. Laf çıkar, dedikodu olur. Ayrıca kimse işin iç yüzünü bilmiyor ki. Konuşup dururlar. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Hadi bir tane. Ha. Bir şey daha var. Sen niye koleksiyonunu Şeyma'ya veriyorsun? Anneciğim, sen o konu hiç kurcalamasan öyle olması gerekiyordu diyelim. Kurcalamayayım diyorsun ha? Yani ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bazen ben sana akıl sırrı erdiremiyorum. Anneciğim, sen hiç merak etme. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bunun tüm sorumluluğunu da alıyorum. He? Öyle olsun. Hadi iyi geceler. Hadi Burcu ya, sabahtan beri kaç tane yemin ettirdin? Söyle de bitsin artık, şu neymiş?
Ölümü gör, söylemeyeceksin. Allah Allah. Hadi kızım söyle artık. Vallahi sıkıldım ha. Senden hoşlanan biri var. Aa. Hatta hoşlanma ötesi bir durum. Aşık. Ya. Hem de çok aşık. Allah Allah. Kim bu ya? Ha, Beşa'daki Sertmiş mi onu biliyorum. Bütün teneffüslerde yanımda zaten. Yok yok, o değil. Kim o zaman? Kızım söylesene, çok merak ettim. Güzel mi? Yani bence güzel. Yani biraz daha kendine baksa daha güzel olacak tabii. Ya senin içtiğin kola halkalarını bile topluyor. O kadar çok seviyor seni. Kola halkaları mı? Aa, deli mi kızıyor? Ay çok merak ettim kızım, söylesene kim? 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 Uf, tamam söylüyorum. Öykü. Öykü. Hangi Öykü? Benim en iyi arkadaşım. Bizim cılız, gözlüklü, dişleri telli Öykü. Yani Burcu, o kız benim kardeşim gibi yani. Hem de Öykü yani. Lütfen bu konuyu bir daha açma. Mete hadi yapma böyle. Ne yapıyormuşum ki baba? Yani düşündükçe kendini yemekten başka bir şey yapmıyorsun oğlum. Geçen hafta daha iyiydin. Çık dışarı, biraz dolaş, topla kendini. Hı, tabii. Dışarı çıkınca ne yapacağım baba? Hı? Dışarıda kırıp dökmediğim insan mı kaldı sence? Mete böyle deme, hadi. Baba. Bak benim sadece beynime baktılar, biliyorsun değil mi? Ben o kadar kötülüğü sadece bir uğur yüzünden yapmış olamam. İmkanı yok. Sen o doktorlara söyle, beni böyle bir baştan aşağı yine bir kontrol etsinler. Kulaktan girsinler, çok affedersin popodan çıksınlar. Ben sana garanti ediyorum ki, ben kaç tane insanın kalbini kırdıysam, bende en az o kadar uğur vardır, kesin. Ben de baban olarak garanti ediyorum ki, hastanede her yerine bakıldı. Çok şükür uğur falan yok. Hadi kalk artık, kalk hadi. Baba, siz bana bir hafta süre verin. Ben iddia ediyorum ki, benim bünyemde bütün insanlığın sonunu getirecek bir uğur çıkmazsa ben insan değilim ya. Bir dakika, bir dakika. Ben zaten insan değilim ki baba. Ben şeytanım. Ben şeytan olmuşum ya. Şeytan falan değilsin. Benim elinde olmayan sebeplerle saçmalamış canım oğlumsun. Hem arkadaşların hastaneye gelmedi mi? Onlar öyle insanlıklarından geldiler baba, usulen geldiler. Hani nerede, buraya geldiler mi? Neredeler? Hani neredeler? Yoklar. Bak, ben arkadaşlarını tanıyorsam anlayış gösterip seni affedecekler. Hatta ilk önce Ayaz affedecek, göreceksin. Ayaz? Ayaz mı? Heh, Ayaz. Merhaba. Senden bir ricam olacak. Tamam abi, dinliyorum. Bak, Mete çok kötü. Odasından dışarı çıkmıyor. Utancından delirmek üzere. Yani sinirleri iflas etmiş vaziyette. Arkadaşlarının yüzüne nasıl bakacak bilmiyor. Yani kendisine bir şey yapmasından korkuyorum. O yüzden arkadaşlarının desteği olmadan bu işin içinden çıkamayacak. Lütfen yardım et, ne olur. Anladım Bülent abi. Ben hemen çıkıyorum. Sen merak etme. Ay ya, ay ya Ayaz, yardım et. Bak sıkıştı, kaldıramıyoruz. Gençler, Bülent abi aradı şimdi. Mete çok kötüymüş. Nasıl çok kötüymüş ya? Hastaneye falan mı kaldırdılar yoksa? Hayır, hastanelik durumu yok. Ya sadece yaptıklarını düşündükçe sanırım vicdan azabı çekiyor. Yani odasından çıkmıyormuş. İşte yüzümüze nasıl bakacağını bilmiyormuş. Baban da bir delilik yapmasından korkuyor. Yardımımı istedi. Ya bence herkes hayatta ikinci bir şansı hak eder. Yani hele herkes dediğin kişi Mete ise.
Ya ben girin dedim. Hayır. Babam aradı değil mi? Vallahi ben kefeni yırttım arkadaşım. İstediğini yapabilirsin. Hani döveceksen döv, söveceksen de söv. Hepsi senin hakkın. Buyur. Hastanede ziyaretine geldiğimde bunların hepsini yapmayı düşündüm zaten. Ama yapamazdım. Neden? Ya nasıl yapardım lan? Nasıl? Ne yapayım yani? Sen bana söyle. Ben senin doktorunla bile konuştum. Senin haberin yoktu. Ve benim anlayacağım biçimde nasıl anlatacağını bile bilemedi. Beyin değişirse biz de değişiriz dedi. Bütün yaptığın pislikleri yaparken sen ne yaptığını bile bilmiyordun Mete. Yani insanı öyle bir durumda bırakıyorsun ki... hani döver misin yoksa sabahı mı beklersin dedikleri var ya... o sensin işte. Ne gıcık adamsın oğlum ya. Hakikaten öyleyim değil mi ya? İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun bir ortak? Ne yapıyorsun ya? Ben geldim. Yo, sen ne gıcık adamsın. Yo. Ne diyorsun ya? Yo mu? Yo bakkallı oğlum. Ayrıca ilk önce ben geldim. Sen bu okulda yenisin galiba. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Biz bu okulda senin gibi cop copları pek sevmeyiz. Cop cop mu yo? Evet yo. Cop cop. Cop cop ha? Evet ulan cop cop. Yani ne çok şey yaşamışız beraber be. Yani hayatımız, ipimiz, tipimiz, giyim tarzımız bile beraberken değişmiş ya. Yani ben o saçmalıkları yapmadan evvel ne güzel takılıyormuşuz. İşte bütün o güzelliklerin hatırına bu son yaptıklarını unutmaya hazırım. Elimden geleni yapacağım. Gerçekten mi? Oğlum senin beyninde tıpa çıkmış ve bütün iyilik kanallarını tıkamış. E ne yapayım? Ben şimdi ne yapayım? Ya senden bahsetmeden ben hayat hikayemi anlatamam ki. Mete. Ya şunun sağından solundan biraz çekiştir. Ne iğrenç baksır o ya. Muz mu lan o? Yok değil ya Allah. Babam getirdi o. Babamın baksırı zaten. Ay ben size demedim mi ya? İlker bana doğum hediyesi almıştır. O yüzden yarı yolda inmiştir diye. Doğum hediyenin siparişini verdim. Bir hafta sonra elinde hayatım. Ay, ay bak ya nasıl yalan. İlker'cim paçalarından akıyor yalanların ya. Ama bak Öykü ayıp ediyorsun ha. Gerçekten ya doğum hediyesinin siparişini verdim. Bir hafta sonra gelecek. Aha ne yaptım? Elim boş gelmeyeyim diye oğluma hediye aldım. Ha demek ki böyle gelişi bir hafta süreceğine göre kesin çok pahalı böyle özel tasarım bir mücevher Sibel. İyi ver bakalım. Ne aldın yeğenime? Bir görelim. Ver bakayım ver.
Tabanca mı? Ya ben alacaktım ama amcası olarak ona ya. Tamam Emre amcası, sen de o zaman atını alırsın. Ay ne atı ya, siz iyice saçmaladınız ha. Ay ben çok korkuyorum. Bu at silah üçlemenin sonu çok tehlikeli. At, silah. Anladın sen onu. Allah damatlığını da göstersin inşallah. Sibel, Sibel bak canım. Eğer oğlanı bu kereselerin içinde büyütürsek var ya... bizim minik oğlancık böyle minik tatlı bir odun olacak. Sen merak etme hayatım, benim amcam marangoz. Ben odun yontmayı çok iyi bilirim. Çok şükür o zaman. Bakın size kimi getirdim. Bir an önce çıkalım bu evden. Tamam kızım. Bir dur. Par topar. Sakin ol. Ya anne biraz anlasana beni. Bu evde bir saniye bile kalmak istemiyorum. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun Mete? Ne özür dilemesi? Gideceksin o kızdan özür dileyeceksin, anladın mı? O kadar. Ya kızın hayallerini mahvettin Şeyma. Dilemeyeceğim Mete, dilemeyeceğim. Önce o başlattı. Bak bana yalan söyleme. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum, anladın mı? Ya Mete sen kimin tarafındasın? Benim tarafında mısın, onların tarafında mısın? Şeyma beni saçma sapan konuşturma. Kız haklı işte, ne konuşuyorsun daha ya? Tamam Mete, git onları bir de nüfusunu al ha. Ne dersin? Şeyma bak şimdi gidip o kızdan ya özür dilersin ya da... Ya da ne Mete? Ne, ne ya da ne? Devam et. Ya da bu evden giderim öyle mi? Ha? Ablacığım topladın mı eşyalarını? Hazır mısın? Biz nerede kalacağız? Buluruz bir yer. Gerekirse sokakta kalırız. Siz kalın. Ben gidiyorum. Yine kazanan sen oldun Öykü. Mutlu musun? Mete lütfen çekilir misin? Tamam. Bizim için yeterince iyilik yaptın. Fazlasını bile yaptın. Hepsi için çok teşekkür ederiz. Ama bizim artık gitmemiz lazım. Öykücüğüm, bak çocukluk yapmayalım, bu işi de uzatmayalım. Tamam mı? Ver bakayım onu. Hadi. Ver ver ablacığım sen de onu. Ya Şeyma'yla da aram bozuldu bizim yüzümüzden. Ben böyle olmasını istemiyorum Mete. Başına bir sürü dert açtık. Bak bu eve yeni taşındın. Rahat bile edemedin. Öykücüğüm bitti mi? Güzel. Bak biz seninle kaç yıllık arkadaşız değil mi? Sen sanki beni hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ya ben hiç bu vaziyette dışarıda kalmanıza izin verir miyim sizin ya? Ha? Şaka mı yapıyorsun? Burada kalıyorsunuz tamam mı? Bitti o kadar. Meral ablacığım
Lütfen. Tamam. Ağlamak yok. Babanın gittiği geceyi hatırlıyorsun değil mi? Senin odanda bir şey konuşmuştuk. Ağlamak yok demiştik. Biz o gece ağlamayı bitirdik. Kuzum. Ben seninle gurur duyuyorum. Çok güzeldi Defide. İnan ki ömrümün sonuna kadar da hep öyle hatırlayacağım. Yetenekli kızım benim. Kuzum. Abla, abla bence çok güzeldi. Üzülme. Yarın yeni bir gün. Gün doğmadan neler doğar. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Değil mi? Ne deriz biz hep? Sağlıklıyız, bir aradayız. Önemli olan da bu değil mi? Yarın yeni bir gün. Yarın yeni bir gün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.